Değerli izleyicilerimiz, Ege TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Serhat Kalkınma Ajansı, kısaltılmış ismiyle SERKA, Genel Sekreteri Doktor İbrahim Taşdemir Bey. İbrahim Bey, ekranlarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için. Biz de Serhat şehrimizden tüm Türkiye'ye selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Ege TV İstanbul stüdyolarından Serhat şehrimiz Gazi Kars'ımıza sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İbrahim Bey, SERKA Kalkınma Ajansı olarak çok güzel faaliyetleriniz var. Biz bunları takip ediyoruz tabii. İzleyicilerimizin sizin çalışmalarınızdan bilgilenmesi adına ajansın idari yapılanmasından biraz bahseder misiniz? Evet. Öncelikle sizin gibi bizi sıkı takip eden dostlarımızın dışında belki ilk defa duyan seyircilerimiz olabilir mahiyetinde. Kısaca bir kalkınma ajansıyla ilgili bir kısa bir bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere kalkınma ajansları 2005 yılında Çukurova ve İzmir'de Türkiye'de ilk örnekleri kuruldu. Daha sonra 2009 ve 10 yılında tüm Türkiye'de yaygınlaşarak 26 düzey 2 bölgesi dediğimiz istatistiki bölge birimleme sınıflamasına göre tüm Türkiye'de kuruldu. Yani şu anda tüm Türkiye'de 26 adet kalkınma ajansımız görev yapıyor. Daha önce Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinesinde yürütülüyordu bu işler. Sonra Kalkınma Bakanlığı'na bu görev tevdi edildi. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinesinde faaliyet yürüten özel kamu tüzel kişiliğine haiz birer kurumdur kalkınma ajansları. Kalkınma ajansları bazı izleyicilerimiz belki halen kafalarında öyle bir şey de olabilir. Avrupa Birliği'ne veyahut herhangi başka bir yere bağlı bir yer değil, özel yapısı olan, genel bütçeden pay alan ve yerelde de belediyelerimiz, özel idarelerimiz, ticaret sanayi odalarımızın da katkı sunduğu kendine has bir özel yapısı olan özel bütçeli bir kuruluştur o anlamda. Evet. Dolayısıyla kalkınma ajansları kurulurken bulundukları bölgenin tüm alanlarıyla ilgili, turizm, tarım, sanayi, eğitim, sağlık, istihdam, yani aklınıza gelebilecek tüm alanlarla ilgili bulundukları bölgenin kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyonundan sorumlu, onları koordine eden, bir arada çalışmalarını sağlayan, bölgedeki tüm yatırımları tek elden takibini sağlayan ve bölgeye vizyon, misyon anlamında, daha ileriye taşımak anlamında ulusal kalkınma planı olan planın bir alt planı, bölge planının hazırlanmasını yapan bir kuruluştur. Evet. Burada en önemli husus şu, bizim hazırlamış olduğumuz bölge planı tüm kurum ve kuruluşlarımızı bağlayıcı bir plandır. Dolayısıyla kalkınma ajanslarımız yaptığı işe gelmeden, idari yapılanmaya gelmeden böyle bir genel bilgi vermek istedim. Serhat Kalkınma Ajansımıza gelince, ajansımız da 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş. İlk personelini 2010 yılında almış ve Kars merkezli Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerimize hizmet sunan bir kalkınma birimidir. Tabii 2010 yılında ilk personel alımında ben de vardım. Yani ajansın aslında ben de ilk kurucularından birisiyim. Dolayısıyla şu anda kendi elimizle kurduğumuz bir ajansın genel sekreteri koltuğuna otururken gerçekten bir taraftan da bunun heyecanı da yaşıyor. Aynı zamanda gurur ve mutluluk tablosu olsa gerek. Evet, kesinlikle Mehmet Bey, bu ciddi bir, yani kendi çocuğunuz gibi büyüttüğünüz bir kuruma tekrar en üst amir olarak geldiğinizde onun bir heyecanı gerçekten farklı oluyor. İçinde bulunduğumuz bu tarihi binanın restorasyonundan tutun masa sandalye alımına kadar hepsinde emeğimiz var. O anlamda da gerçekten bu anlamda mutluyuz.
O yüzden bölgeye de yabancı değiliz. Bölgeye geldiğimizde sizin gibi dostlarımız hep çok hızlı başladınız dediler. Ama bildiğimiz, tanıdığımız bir yer olduğu için ben de Ağrılıyım, bu bölgenin çocuğuyum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. İbrahim Bey, idari, bölge hakkında bölge demişken, bölge hakkında çalışmalarınızın içerisinde biraz bilgi ve faaliyetlerinizle alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii idari yapılanmayla ilgili kısmı birazcık daha açayım Mehmet Bey. Orada tabii, ben girizgah kısmında özellikle tüm alanlarda çalıştığımızı belirtmiştim. Dolayısıyla biz göreve başladıktan hemen sonra kısa bir zaman içerisinde idari yapılanmamızı baştan sona değiştirdik. Biz burada uzmanlık alanlarına göre turizm, tanıtım ve çevre diye bir birim kurduk. Bölgemizdeki tüm belediyelerin, çevre il müdürlüklerimizin, turizm müdürlüklerimizin, koruma kurullarımızın ilgi alanına, görev alanına giren konularda çalışma yürütecek bir birimiz, turizm, tanıtım ve çevre birimiz. Daha sonra beşeri sermaye ve diye bir birim kurduk. Burada da bizim eğitim, sağlık, aile, sosyal politikalar gibi, nüfus gibi, üniversiteler gibi konularda çalışmaları bu birimimiz yürütüyor. Yine aynı şekilde tarım ve kırsal kalkınma diye bir birim kurduk. Burada da bölgemiz biliyorsunuz tarım ve hayvancılık bölgesi. O anlamda bu alanda çalışmaları müstakil olarak yürütecek bir tarım ve kırsal kalkınma birimi kurduk. Daha sonra sanayi, ulaştırma ve enerji dediğimiz bizim burada bölgemizdeki karayolları gibi, işte enerji bilimleri gibi, diğer yandan özellikle sanayi teknoloji il müdürlükleri, ticaret müdürlükleri, ticaret odaları gibi tüm kurum ve kuruluşları koordine edebilecek sanayi, ulaştırma ve enerji birimimiz aynı şekilde kurgulandı ve 4 ilimizde yatırım destek ofislerimiz var. Bu yatırım destek ofislerimizle de bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarını sahada izleme, bunlara katkı sunma ve denetleme görevi olan yatırım destek ofislerimiz var. Aynı zamanda bölgeye yatırım çekmek üzere görevlendirilmiş. Yine merkezde yönetim hizmetlerimizi yürüten bir yönetim hizmetleri birimimiz var. Bu anlamda en azından idari yapılanmayı tamamlayayım. İkinci sorunuza böyle bir şekilde geçeyim. Şimdi tabii bölge dediğimizde bizim bölgemiz gerçekten de Kafkasya bölgesinin en önemli illerini barındırıyor. Ardahan'ımızdan baktığımızda Gürcistan sınırında Ardahan'ımız, işte Ermenistan ve Gürcistan sınırında Kars'ımız, Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında Iğdır'ımız, İran sınırında Ağrı'mız olmak üzere biz 4 ülkeye komşu 4 ilde görev yapıyoruz. Bölgemiz o anlamda ciddi bir lojistik ve ulaştırma potansiyeline sahip bir bölge. Aynı şekilde bölgemizde Ani Antik Kenti gibi, Ağrı Dağı gibi çok müthiş dünya değerlerine sahip, İshak Paşa Sarayı gibi dünya değerlerine sahibiz. Burada özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Ani, yine Türkiye'yi dahi birçok kişinin belki haritada yerini gösteremediği ama Ağrı Dağı'nı herkesin bildiği bir Ağrı Dağı, dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip İshak Paşa Sarayı, yani yine aynı şekilde Yalnızçam Kayak Merkezimiz Ardahan'da, Ardahan'daki işte Şeytan Kalesi başta olmak üzere birçok tarihi turistik değerimiz, Iğdır'ımızda yine kervansarayımız, yine Karakoyunlardan bu yana kalmış işte ciddi tarihi değerlerimiz, mezar taşlarımız ve benzeri. Yani kısacası bu bölgemiz turistik ve tarihi değerleri açısından, doğal güzellikleri açısından, özellikle salgın dönemine baktığımızda şu anda biliyorsunuz salgından sonra doğal beslenme, iyi beslenme artık moda oldu ama bizim buradaki mecburi ihtiyaç oldu. Evet, mecburi olarak herkes nasıl daha iyi beslenirim, nasıl doğal beslenirim, hastalanmam derken
Bizim bu bölgemizde öyle bir derdimiz yok. Zaten doğal besleniyoruz çok şükür. Evet. Kaşarıyla, balıyla, gravyeriyle, reçeliyle, pekmeziyle, yani gerçekten tereyağıyla, sütüyle, çok etiyle doğal bir bölgede yaşadığımız için bu anlamda çok avantajlıyız. Çok iyi bir yerde duruyoruz. Bölgemiz o anlamda gerçekten çok değerli bir yerde. Yine nüfus olarak baktığımızda bizim hali hazırda 1 milyon 200 bin civarında 4 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız var. Nüfus olarak ama bunun neredeyse 2-3 katı bizim büyük şehirlerde, diğer illerde sizin gibi değerli hemşehrilerimiz var. Yani o Teşekkür ederim. Sağ anlamda olun. onların da tekrar bu bölgeye gelmesi, bu bölgeye hizmet etmesi, en azından kendi ana baba toprağına gelip buralara yatırım yapması, buralardan istifade etmesi anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Arzu ederseniz biraz da o çalışmalarımızdan bahsedebiliriz. Tabii buyurun, ben size soru sormaya hiç düşünmüyorum. Zaten sizin dolu dizgin bir çalışmanız var. Onları da zaman kaybetmeden anlatmanızda fayda var. Hem değerli izleyicilerimiz, hemşehrilerimiz sizin faaliyetlerinizden ve memleketimize verilen hizmetlerden haberdar olsun. Buyurun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi isim sırasına göre gideceğim illerimizde. Buyurun. Ağrılı olmam hasebiyle Ağrı ilk sıraya koymuyorum yani. Ağrı isimde ilk sırada geldiği için oradan başlıyorum. Şimdi biz kurulduğumuz günden bu yana Ağrı'da bugüne kadar 183 projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 70 milyon civarında bir yatırımın Ağrı'ya bu anlamda bu projelerimizle gelmesini sağladık. Biliyorsunuz Ağrı gerçekten İshak Paşa Sarayı, Nuh'un gemisi, Ağrı Dağı, Diyadin Jeotermal Kaynakları, Balık Gölü, Ahmet İhani Hazretleri'nin orada meftun olması gibi birçok büyük değere sahip bir ilimiz. O anlamda Ağrı'da bölgemizin en büyük ili. Ciddi bir potansiyeli var, ciddi bir nüfusu var. Son dönemlerde de yatırımlar da hızlandı. Orada örnek verecek olursak, mesela üniversiteyle beraber bizim Engelsiz Yaşam Merkezi kurduk. Belki zaman zaman sosyal medya veya basında denk gelmişsinizdir. Yaklaşık 7 milyonluk bir yatırımımız var. Orada üniversitenin bünyesinde 20 civarında engelli vatandaşımızın orada peçete, pet bardak, ıslak mendil üreterek hem kendilerini değerli hissederek hem de evlerine ekmek götürdükleri bir merkez kurduk. Aynı zamanda üniversitenin bunun oradaki havuzunda engellilerimiz ilk defa yüzme fırsatı buldular. Ya bu Kafkas çok Üniversitesi bünyesinde mi bu İbrahim Bey? yok. Ağrı'dan başladık Mehmet Bey. Ağrı'dan Pardon, geliyoruz. pardon. Ağrı'dan, evet. Evet. Ağrı'daki Ağrı üniversitenin, İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde. evet. Hatta üniversitemiz bu sayede mekanda erişebilirlik bayrağı aldı. Yani engelsiz erişim ödülü aldı bu projemiz sayesinde. Dolayısıyla böyle güzel projelerimiz oluyor. Yine biliyorsunuz son dönemde teknoloji çağı dediğimiz bir çağın içerisindeyiz artık. Yani bilgi çağı. Gençlerimizin özellikle bilime ve teknolojiye merakının arttığı bir dönemde, hatta yakın zamanda Teknofest var, çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ülkemizin teknoloji ve bilim anlamında ciddi seviyeye geldiği bir yarışma bu anlamda. Biz de yine Ağrı'da 6 milyon civarında bir bütçesi olan bir bilim merkezinin kurulup oradaki öğrencilerimizin bilime meraklarının burada işte giderilmesi, orada icatlar yapması, kendini geliştirmesi için bir merkez kurduk. Dolayısıyla ciddi anlamda çalışmalar bu şekilde yürütülüyor. Yine Ağrı'da ajansımız ve valimiz bir ortaklığında şu anda büyük bir gıda kent kurulumu projesi var. O kurulduğunda Ağrı'da gıda sektörüyle ilgili tüm alanlarda
ortak çalışma yürütüldüğü yaklaşık 50 milyonluk bir yatırımın bir kısmı da bizim tarafımızdan sağlanıyor. İstiyorsanız Ağrı'da bu şekilde toparlayalım. Ardahan'a doğru geçelim. Ama Ağrı'da son olarak unutmadan biz şu anda Ağrı Dağı Turizm Master Planı'yla Ağrı'nın ve çevresinin ciddi anlamda turizm değerlerini, tarihi değerlerini, doğal değerlerini gün yüzüne çıkaracak bir çalışma yapıyoruz. Hatta bugün de ihalesi var. Umarız iyi bir şekilde sonuçlanır ve Ağrı'mıza değer katacak projeleri bu şekilde yürütmüş oluruz. İnşallah hayırlı olsun çalışmalarınız Ağrı ilimizde. Amin. Şimdi Ardahan ilimize geldiğimizde, Ardahan da bölgemizin en küçük ili. Sizin de memleketiniz. Orada da biz bugüne kadar 146 projemize yaklaşık 52 milyon civarında bir proje bütçesiyle çalışma yürüttük Ardahan'ımızda. Ardahan nüfusu küçük ama baktığınızda gerçekten güzel işler başaran, güzel kaynaklar yaratan bir ilimiz, çalışkan bir ilimiz o anlamda. Yine biliyorsunuz Ardahan bulunduğu coğrafya itibariyle Kafkas arısının gen merkezi. Yani Kafkas arısı da Türkiye'de ve dünyada nadir arı ırklarından birisidir. Özellikle ürettiği bal açısından dil uzunluğu sayesinde bu çiçeklerdeki nektarın en niteliklisine ulaşıp alabildiği için çok nadir bir arıdır. O alanda biz bu Kafkas arısının hem korunması hem bölgede bu anlamda daha nitelikli bal üretilmesiyle ilgili gen merkezimiz var bizim Ardahan'da. Bu gen merkezimizin laboratuvarların geliştirilmesi, burada bu arı ırkının muhafaza edilmesiyle ilgili desteklerimiz var. Hatta güdümlü bir projemizle yaklaşık 4,5 milyon civarında bir projemizle orada Kafkas arısı konağı şu anda yapıyoruz. O konağa geldiğinizde Mehmet Bey, konağa gireceksiniz, arıyla ilgili her şeyi sinevizyonda izleyebileceksiniz. Bal nasıl üretiliyor, arı nasıl, ne işler yapıyor. Aynı zamanda burada Kafkas arısını bizzat görme, ürettiği ballardan istifade etme şansınız olacak. Ardahan'ımız için çok müthiş bir yatırımız bu anlamda. Kafkas arısı konağı. Yine özellikle biliyorsunuz Ardahan ve Kars için Kaz çok önemli. Kaz'la ilgili bir çiftliğimiz var. Damal Bebeği, Ardahan merkezde Damal Bebeği ile ilgili bir konağımız var. Orada kadınlarımız Damal Bebeği üretip hatta ulusal basında da çok yer aldı. Orada üretiyorlar ve orada sergileyip satabiliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğümüz de orada eğitimler verebiliyor. Ardahan'ımız gerçekten o anlamda ciddi güzel bir yerimiz. Kayak merkezimiz de yalnız Çam'a. Kayak içinde halen sezonumuz açık. Gelmek isteyenleri oraya da bekliyoruz deyip buradan Iğdır'a doğru geçiş yapalım. Vaktimiz de herhalde azalıyor. Buyurun buyurun. Iğdır'da da bizim 222 projeye yaklaşık 80 milyon civarında Iğdır'a bugüne kadar desteğimiz oldu. Orada da özellikle biliyorsunuz Iğdır ılıman iklimiyle bölgemizin gerçekten hani Çukurova'sı diyebileceğimiz bir yerde yer alıyor. Iğdır'da da aynı şekilde yatırımlarımız özellikle bir iki tanesini hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Tuz Mağarası biliyorsunuz Iğdır'da iki yıldır yaptığımız bir çalışmalar neticesinde bir terapi ve araştırma merkezi haline dönüştü. Bu sene içerisinde artık yavaş yavaş hizmet sunmaya başlayacak. Orada da yaklaşık 2 milyon civarında geçen yıl yine o civarda da bu yıl bir yatırımımızla birlikte 3 milyon 4 milyon civarında bir yatırımla orası bir terapi merkezi haline gelecek. Özellikle salgın döneminde maskeleri çıkarıp Tuz Mağarası'nda şöyle bir yarım saat gezdiğinizde ciğerlerinize temiz hava ciddi anlamda dolacak ve iyi bir nefes alarak dışarı çıkabileceksiniz. Yine Iğdır'da özellikle biliyorsunuz sanayisi ciddi anlamda gelişmiş. Iğdır OSB'ye de bugüne kadar çeşitli projelerle 10 milyon civarında ajansımız destek sağladı. OSB'nin doğalgaz altyapısından tutun
Oraya işte kamera sistemine kadar birçok proje yaptık. Hatta şu anda tekstil kent kuruyoruz Iğdır-OSB'de. O da ciddi bir istihdam kaynağı olacak. Ajansımızın bu anlamda Iğdır'daki yatırımını bu şekilde tamamlamış olayım. Gelelim ajans merkezimizin bulunduğu Kars. Kars ilimizde de yine kurulduğumuz günden bu yana 277 projemize yaklaşık 90 milyon civarında bir proje bütçesiyle destek sağlamış olduk. Burada da özellikle biliyorsunuz Kars hani antik kentimiz, Sarıkamış Kayak Merkezimiz, yine 500'ün üzerinde tarihi eserimiz, 46 adet tabyamız da gerçekten tam bir turizm şehri. O anlamda biz de özellikle Kars Bedesteni ve çayının etrafını biliyorsunuz. Şu anda müthiş bir turizm destinasyonu oldu. Hemen kalenin eteklerinde bir bedesteni yeniliyoruz. Yine orada Kars çayını düzenlemesini yapıyoruz. Orada çevre düzenlemesi, hamamlar, eski bir Kars konağı, Kars evi inşa ediyoruz. Bu da yaklaşık işte 6 milyon bütçeli özel idaremiz, valimiz ve bizim beraber yürüttüğümüz bir projemizle Kars'a değer katan ciddi büyük bir projemiz. Bugün inşaat işini başlatacağımız tarihi kimliğiyle Kars projemiz Avrupa Birliği'nden aldığımız bir proje. Haydar Aliyev Caddesi'nin baştan sona sokak iyileştirmesini yapıyoruz. Sokakların kaldırımdan ışıklandırılmasına, cephe iyileştirmesinden restorasyon çalışmalarının bir kısmına kadar caddeyi tamamen turistik hale dönüştürüyoruz. Ve yaklaşık şu an 60 milyonluk bir proje. O da birazdan buradan ayrıldıktan sonra yer teslimi için sahaya gideceğim. Oradan da hani antik kentimize geçeceğiz. Oranın da çevre düzenlemesi ve etrafının kapatılmasıyla ilgili karşımıza da bu şekilde bir yaptığımız projelerden birkaç tanesinin örneğini vermiş olayım. İbrahim Bey, bu vermiş olduğunuz bilgiler, çalışmalar, faaliyetler Serhat şehrimiz, Gazi Kars'ımız için gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle değerli çalışmalar çıkardığınız için Kars Valiliğimize, Serka Ajansımıza, siyasetçilerimize, Serhat şehrimize hizmet eden herkese buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Biz de bundan bir 15-20 gün önce Kars Ardahan Iğdır belgesel filmi çekmek üzere Kars'taydık. Hatta 23 Şubat Ardahan ilimizin kurtuluşuna denk geldik. Sayın Valimizle de röportajımız oldu. Kars Valimiz Sayın Türker Öksüz Bey'le de bir programımız oldu. Bunların hepsi çok kıymetli. Hakikaten memleketimizin dört köşesine hizmet veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programımıza katkı verdiniz. Değerli çalışmalarınızı ön plana çıkardık. İnşallah biz de memleketimize her çivi çakan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok sağ olun. Mehmet Bey, ben de teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi hepimiz aynı gemideyiz. Siyasilerimizle, bürokratlarımızla, iş adamlarımızla, basın mensuplarımızla, halkımızla hep beraber el ele verirsek biz bu memleketi kalkındırırız. Tek başına bir kalkınma ajansının, tek başına bir valiliğin, tek başına bir milletvekilinin ya da bir belediye başkanının altından kalkacağı bir işler değil bunlar. Hep beraber bir olursak bu memlekete güzel hizmetler sunacağız. Tüm halkımıza ben de buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi ve memleketimize katkılarını, buraya gelip bize destek olmalarını arzu ediyoruz. Kimisi yatırımlarıyla, kimisi dualarıyla, kimisi de Ankara'da bürokratlarımızla, lobi faaliyetleriyle, yatırımcıları çekmekle bize destek olabilirler. Sizler de bugün desteğinizi sundunuz. Çalışmalarımızı tüm Türkiye'ye buradan sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 85 ülke faaliyetlerinizden haberdar oldu İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Sadece Türkiye'miz değil, dünyamız da bizi dinlemiş oldu. Çok sağ olun. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Nice güzel başarılarda sizleri görmek istiyoruz. Hem şehrimiz, memleketimiz, milletimiz olarak. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Serka Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor İbrahim Bey.
bizleri, sizleri, herkesi bilgilendirdiler çalışmalarıyla alakalı. Bizleri sabırla izleyip seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın.